Şimdi tabii günün sonu size biraz daha hani basit bir sunum yapmaya çalışacağım. Tabii işin içine yapay zeka girince işler biraz daha karışık hale geliyor. Bir de tabii bugün öğlen de benzer bir sunumu Alanya'daki bir üniversitenin aktivitesinde yaptım. Ama en önemli sıkıntı bu tip sunumları yapmakta katılımcıların düzeylerinin farklı farklı olması. O yüzden de nispeten elimden geldiğince konuyu basitleştirmeye çalışacağım. Tabii benim bilmediğim de pek çok şey var konuyla ilgili. Ama bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet. Şimdi tabii yapay zeka da ilk bence size en önemli, size aktarabileceğim tecrübe şu. Böyle bir konu olduğunda özellikle de jargonu dikkat çekici şekilde popüler hale geldiyse bilin ki gereğinden fazla bir abartı söz konusu. Şimdi mesela Özkan Bey bizim ekibimizde çalışıyordu. Şimdi biraz daha farklı bir alana geçti Özkan Hoca. O sırada Ekonomi Üniversitesi'ndeydi. Bipolar hastalığın makine öğrenme ile teşhisini ile ilgili bana bilgiler yolluyor. Diyor ki 3 boyutlu MRI verilerini SPM12 MATLAB ile kullanarak ön işleme aşamalarını uyguladığı segmentasyon, normalizasyon, modülasyon, smoothing. Daha sonra farklı kovaryatların etkisini iki farklı istatistik yöntemle 3 boyutlu voxellerle elde ettik. Tüm bu beyin analizini yapmak yerine ilgi alanlarını seçtik. Feature selection, öz nitelik sayımızı belirledik ve derken de yaptığı istatistik yöntemleri kullanıyor. Anlatıyor. Minimum redundancy, maximum relevance, relief error, Laplacian score vesaire unsupervised. Aşağıya gelince de daha supervised olanlardan bahsediyor. En sonunda farklı yöntemle majority voting yöntemiyle birleştiriyor şeklinde. Şimdi tabii bunu böyle okuyunca insanlar çok etkileniyor. Yani Allah'ım ya bu insanlar nerelere gelmiş, biz neredeyiz gibi bir hisse kapılıyor. Ve son yıllarda da özellikle az bilinen şeyleri çok önemliymiş ya da küçük başarıları çok büyük başarılarmış gibi sunumların olması nedeniyle bu kelime jargonunda, bu kelime sürecinde insanlar çok defa çok çok önemli işler yapıldığını düşünüyorlar. Tabii ki pek öyle değil. Neden öyle değil? Şunu indireyim aşağıya. Çünkü sonuç olarak bugün az önce en azından verdiğimiz örneklerde yapay zeka olarak bahsettiğimiz şeyler istatistik ve kompetitif bilimin ya da information processing'in, data science'ın ve istatistiğin ilerleyen halleri. Yani tabii ki de çok önemli aşamalardan kaydederek gelinen noktalar ama size her şeyi vermiyor. Yani genellikle böyle bir şey oluyor. Düstur oluyor. Yani her şeyi sanki yapay zeka size verecekmiş gibi. Tabii ki yapay zekanın adı hoş tabii. Araştırmacı projesinde yapay zeka diyor. Araştırmayı destekleyenler yapay zeka ile çok önemli işler olacak diyor. Tabii ki yapay zekanın içindeki önemli olan şey temel istatistik, matematik ve data science bilgileri. Ve her alanda da yapay zeka çok bize avantaj sağlamıyor. Mesela parametreleri belirlemede bizim için günlük daha doğrusu istatistik yöntemler çok daha avantajlı. Veya modelleri yorumlamada ya da model oluşturmada. Halbuki yapay zeka model oluşturmada son derece bize bilgi vermiyor, adeta şaşkın bir halde kalıyor. Ama onun yanında karar vermede, model modellerin regülarizasyonunda daha iyi hale gelmesinde büyük avantajlar sağlıyor. Bana göre en önemli sıkıntılarından biri bizim gibi klinisyen araştırıcılar açısından veya özellikle de belirli hipotezleri üzerinden araştırma yapmak zorunda olan kişiler için yapay zekanın yanıltıcı parametreler üretmesi. O yüzden de doğrudan bazı istatistik yöntemleri kullanmak çok daha önemli. Bu bizim araştırma grubumuz Soket. İşte az önce bahsettiğim Özkan Bey ve Devrim Beyler şimdi biraz daha farklı bir hayata devam ediyorlar. Ama bunun yanında Cemre gibi, Özgün gibi, şimdi İsveç'te Kaya gibi bizim açımızdan özellikle Özgün ve Kaya
deha düzeyinde bu konulara hakim olan arkadaşlarımız var ve kalanlar da araştırmada klinik, radyolog, fizyolog düzeyinde, psikologlar düzeyindeki pek çok kişi. Bu sene bir de özellikle COVID nedeniyle yeterince eğitim alamadığını düşündüğümüz ama araştırmaya ve nörobilime ilgi duyan öğrencilerimiz için bir Socket Akademisi kurduk. Onlarla da haftada iki gün makale tartışmalarını birer saatten yapıyoruz. Her hafta en azından bizimle 2-2,5 saat geçiriyorlar. Şimdi neden psikiyatrist olarak ya da neden bir klinisyen olarak yapay zeka ile ilgileniyoruz? Birincisi az önce söylediğim gibi artık standart istatistik yöntemler, özellikle de dataların çoğalması ve istatistikteki error olarak adlandırdığımız paternlerin daha ayrıntılı yorumlanabilmesi sebebiyle yapay zeka yöntemlerine ihtiyaç duyuyor. Bu bir paradigma kayması. Thomas Kuhn'un söylediği gibi. Yani o zamana kadar belli bir şey gelişti ve son 10 senedir veya 15 senedir bu iş çok ciddi bir şekilde atladı. İkincisi, tabii ne kadar büyük datanız varsa, ne kadar çok parametreyi işleyeceğim diyorsanız da bilgisayar işlem gücünüzün o kadar iyi olması gerekiyor. Ve şu anda gerçekten işlem güçleri iyi olan bilgisayarlar var. Ama bunların önemli bir kısmı belirli kurumlarda ve belirli izinlerle bunları alabilmemiz mümkün oluyor. Tabii bir başka şey ise bilgisayarın nasıl çalıştığını daha iyi anlamamızla, özür dilerim, beynin nasıl daha çalıştığını daha iyi anlamamızla özellikle komputasyon gücü yüksek teorileri test etmek için komputasyon gücü yüksek süreçlere ihtiyacımız oldu. 1990 ile 2000 arası beynin 10 senesiydi. 2000'li yıllarda Connecton projesiyle Başkan Obama'nın farklı bir alana sıçradık. Son 10 senedir de connectivity ile ve network teorileriyle daha farklı bir alana geldik. Ama asıl problem şu, ben biliyorum ki pek çoğunuz proje yapmak istiyor, araştırma yapmak istiyor ama birçok insanın atladığı nokta şu, eğer teorik fizikçi ya da data scienceçi ya da matematikçi değilseniz ki birazdan data scienceçi, tekli bir data scienceçinin nasıl hata yapabileceğini de anlatacağım. Asıl mesele organizasyon. Bu Manhattan Project, atom bombasının yapıldığı. 130 bin kişinin çalışması söz konusu ama atom bombasındaki başarı fizikçilerin ve mühendislerin, çünkü zaten 30'lu yıllarda pek çok temeli atılmıştı atom bombası ile ilgili süreçlerin, fizik süreçlerinin. Onların bulguları değil, asıl başarı 130 bin kişiyi bir arada çalıştırabilmek. Mesela komputasyonları yapan hanımlar, bunlar matematikçi hanımlar, bir kısmı siyahi hanımların ve yüksek matematik işlemlerini bir seri şekilde bu insanlar yapıyor. İşçileri var vesaire. Yani asıl mesele de bu. Çünkü çok defa insanlar küçük gruplarla büyük işler yapmayı düşünüyor. Halbuki küçük gruplarla böyle çok büyük işler yapabilmek mümkün değil bugünkü geldiğimiz nokta içinde. Ama bundan da önemlisi nasıl organize edeceğiniz. Mesela en son benim bildiğim kadarıyla yerli uçağı yapmadaki en önemli problem uçakla ilgili bilgiler değil, 400 mühendisin içeride, 200 mühendisin dışarıda çalışması gerekiyor. Bunları nasıl organize edileceği, yani sekreterleri kim, günlük işlerini nasıl halledecek, her birinin talepleri var, o taleplere hizmet edecek bir takım adamların olması vesaire vesaire. Yani genellikle bizdeki en önemli hata birkaç tane akıllı ve becerikli bir insana bir proje verip bu projeyi tamamlaması isteniyor. Ama bu işler pek böyle yürümüyor. Nitekim Socket'te de bizim yaptığımız projeler var ve ilginçtir ki biz ilk defa 2009 yılında başlamıştık. Acaba MR hastalarını, Alzheimer hastalarını MR kullanarak ayırt edebilir miyiz diye. Ve gerçekten de 1-1,5 sene içinde o dönemdeki çok popüler konulardan biriydi. Yaklaşık %74 tüm beyni kullanarak, %80 de özellikle hipokampal alanı kullanarak
hastaları normal insanlardan ayırt edilebileceğini göstermiştik. O dönemde oldukça ses getiren çalışmalardan biriydi bu. Tabii birazdan bahsedeceğim. Alzheimer için özellikle erken tanı bizim için son derece önemli olan bir şey ve bu yüzden de halihazırda buna benzer pek çok çalışma var. Ama şimdi işler biraz daha farklılaştı. Çünkü sadece yapısal MR değil, işlevsel MR yani fMRI dediğimiz beynin işlevleriyle de bunu yapabilmek önemli. Yine birazdan söyleyeceğim, bir yapı değişmese bile işlevler değişebiliyor. Nitekim bununla ilgili bir proje verdik ve bu projede de kişilerin öğrenmelerini test ederek erken dönemde öğrenme becerilerinin kaybının Alzheimer'a gidip gidemediğiyle ilgili. Bundan da biraz bahsedeceğim size nasıl bu projenin zora girdiğiyle ilgili. Biz bunu ilk verdiğimizde TÜBİTAK öyle sevinerek bize parayı verdi ki, yani verdiği para çok büyük bir paradı değildi, 300 bin liraydı galiba 1001'de. Ama geldiğimiz nokta itibariyle herhalde milyonlarca liranın karşılığı olabilecek bilgi edinmiş olduk. Yine de proje sonuçlanmış değil. Ama bu arada başka bir şey daha yapmaya başladık. Mesela Cemre ile beraber 9 Eylül'den Alper Bey de dahil. Mesela insanların emosyonlarının, duygularının değiştiğini fMRI sırasında tespit edebilecek bir yöntem gelişti. Dolayısıyla insanlar duygularını dışa vurmasalar bile beyinde belirli sistemlerin değiştiğini test edebilen ve bu testi de illa bizim ona öğretmemize gerek kalmayacak bir yöntemle olabileceğini gösteren zannediyorum bu dönemde yayınlanması bekleniyor. O oldukça iyi bir dergide şey yaptık. Şimdi yayın yaptık. Şimdi burada tabii asıl mesele şu, Alzheimer çalışması bu, az önce bahsettiğim. 2014'te 15'te başlamıştık bu çalışmaya. Yaklaşık 5 senedir devam ediyoruz. Buradaki temel mesele kişilerin belirli yüzleri görerek ve daha önceden görmedikleri yüzleri görerek onlara verdiğimiz isimleri öğrenebilmesi. Daha sonra bu yüzleri görüp görmediklerini hatırlamaya çalışması ve en sonunda da isimleri hatırlamaya çalışması gibi yaklaşık 40 dakikalık bir sürede beyindeki aktivasyonları tespit ediyoruz. Ve gerçekten de encoding sırasında beynin belirli bölgelerinde farkları görmek mümkün oluyor. Hem hastalarda hem de kontrollerde. İki grubu karşılaştırdığımızda ise kontrol grubuna göre hastalarda çok daha az aktivasyon söz konusu bu alanlarda. İşte bizim amacımız özellikle Alzheimer için bu değişikliklerin ilk olabilecek döneminde tespit edebilmek. O yüzden de MCI dediğimiz daha tam net Alzheimer olmayan ama ileride Alzheimer olma ihtimali olan ki %50'si oluyor. Dolayısıyla %50'si de olmadığı için bu gruptaki değişiklikleri erkenden yakalayabilmek. Tabii bunun için en pratik yöntem şu, bütün beyindeki bütün bu aktiviteleri tespit edebilmek mümkün olmadığı için ve bunu o zaman yapay zeka yani nedir? Mesela deep learning, ona unsupervised bir şeye verelim. O da bizim adımıza öğrensin bunları deyip verdik. O da bize söylemeye başladı. Farklı tabii sadece deep learning değil, farklı şeyler. Ama onların söyledikleri şey son derece enteresandı. Çünkü bize dediler ki, yani daha doğrusu yapay zeka dedi ki, siz burada dedi en erken dedi amigdala aktivitesiyle bunu ayırt edebilirsiniz dedi. Halbuki amigdala aktivitesi bizim ilgi alanımız bile değildi. Çünkü amigdala daha çok implicit öğrenme ve tehdit algısıyla ilişkili bir encoding sistemi ve tehdit sırasında daha çok aktive olan bir sistem. Peki o zaman niye böyle oldu gibi şeye geri döndüğümüzde aslında tam da bu dönemde Hu'nun bir makalesi yayınlandı Nature Neuroscience'da. Burada son derece net olarak şundan bahsediyor ki bence son derece doğru, çok çok güzel de bir yazı bu. Evet, biz normal istatistik modellerle hangi bölgelerin problemli olduğunu bulabiliyorduk. Ve bunları düşünebiliyorduk ya da açıklamak üzere gidiyorduk. Ama şimdi derin öğrenme gibi çok sayıda feature'ı dikkate alarak farkı oluşturan ve farkı bulsun dediğimiz şeylerde ise aslında ne yaptığını çok iyi anlayamıyoruz.
Ve gerçekten de bu çok iyi anlayamadığımız için de modeli net olarak oluşturamıyoruz. Çünkü elimizde bu feature'ları net olarak hem öğrenmemiz hem de yorumlayabilmemiz için nasıl işlendiğini de bilmemiz gerekiyor. Ama çok layer kullanıldığında bunu yapabilmek çok daha zor hale geliyor. Dolayısıyla da bizim gibi teorist yiyenler, yani teorilerini test edecek insanlar için bir anda hiç beklenmedik bazı süreçler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bu yüzden de aslında deep learning'in son derece güçlü olmasına rağmen derin öğrenmenin çok kolay yanılabileceğiyle ilgili geçen sene, evvelki sene Douglas Heaven'ın bir yine Nature'da bir makalesi yayınlandı ki biz de bu konuda aynı şeyleri düşünmekteyiz. Ve son derece kolay yanılma şeyi var. Nedeni ise bizim için aslında daha doğrusu Alzheimer için hiç önemli olmayan bir feature'ı yakalamış, ya Alzheimer hastalığı için hiç önemli olmayan bir feature'ı yakalamış ve onun peşine düşmüş olması buradaki temel problem. Neydi yapay zekayı şaşırtan şey? Yapay zekayı şaşırtan şey kullandığımız görüntülerdi. İnsanlar yaşları tabii çok spektrum geniş, 50 ile 70 yaş arasındaki insanlar alınmış vaziyette çalışmada. Eğer genç bir insanın yüzünü gösterdiğimize, gençten kastım 50, Gülgün Ersin abi ya da iltifatta bu arada 50'yi genç olarak alıyoruz. Genç insanı gösterdiğimizde bu yüz ifadesini daha nötr olarak görüyor. Çünkü labial sulcuslar şey olmamış, yine alında çizgiler belli değil vesaire. Ve gerçekten de insanlara sorduğumuzda nötr olarak kabul ediyor. Halbuki diğer insanlara, yani yaşları yavaş yavaş 60, 65, 70'e doğru giden insanlara, insanların resimlerini sorduğumuzda genç insanlar diyorlar ki bu insanlar daha üzgün. Çünkü labial sulcuslar belli olmuş, çizgiler netleşmiş, gözaltı torbaları oluşmuş vesaire. Halbuki diğer yandan 70 yaşındaki insanlara sorduğumuzda ise çizgi aşağı yukarı böyle oluyor. Biz bunu biliyorduk ama bunun bu boyutta etkili olabileceğini düşünmemiştik. Çünkü implicit olarak amigdala ilk veriyi işlediğinde çok güçlü işlediği için pat diye karşımıza öğrenmeyle ilgili süreçlerin geldiğini görüyoruz. Yani hatırlama ya da hastalıkla ilgili değil. Çünkü Alzheimer'da amigdala en son hasar gören yerlerden bir tanesi. Ve son derece net olarak şunu bize gösteriyor. Kişiler yaşları ilerledikçe emosyonel olarak verinin de devreye girmesiyle kendi yaşlarıyla ilgili kişileri daha iyi hatırlıyorlar. Halbuki genç insanları daha az hatırlıyorlar. Ve bunun peşine düştüğü için sınıflamadaki bunun rolünü çok fazla öne aldığından dolayı yani kendisini de bizi de bir miktar aptal durumuna düşürmüş oldu. Douglas Heaven'ın lafıyla yani bizleri şaşırtmış oldu. Tabii mesele o değil sadece. İkinci mesele ise şu. Eğer fonksiyonel bir iş yapıyorsanız yapısal kısım çok dikkate alınmıyor data olarak. Şimdi data olarak bunu dikkate almadığınız zaman karşınıza belirli yaş gruplarında insanları görüyoruz. Mesela bu insanlardan bazıları 60 yaşında olabilir ama kognitif olarak 70 yaşındaki bir insanın performansını gösteriyor olabilir. Alzheimer mı? Değil. Ama performans olarak nispeten daha düşük ve yaşına göre daha düşük performans gösterdiği için kognitif olarak bu kez pat diye karşımıza aday olarak, MCI adayı olarak çıkabiliyor. Şimdi normalde zaten yaşla beraber çok büyük bir kognitif kayıp beklemiyoruz insanlarda ama Alzheimer'daki boyutta hiç beklemiyoruz. Ama bir insanın 60 yaşında göstermesi gereken performansı 70 yaşındaki kişiyle paralel olarak gösterdiğinde yaş kovaryansı bir anda işi bozuyor. Peki nedir buradaki problem? Buradaki problem hepimizin beyin yaşı kronolojik yaşından aynı olabileceği gibi farklılıklar da gösterebiliyor. Ve dolayısıyla beynin kronolojik yaşı genellikle de beyindeki hiperintensite, beyaz hiperintensitelerle paralel olarak
gidiyor ama şart değil. Ama önemli ölçüde bir korelasyon var. Bu beyaz maddecikler ki gri maddede oluyorlar, beyaz maddede değil. Bunlar genellikle damarsal patolojilerin olduğu şüpheleniyor. Şüphelendiğimiz şeyler diyabet hastalarında, arteriosklerotik hastalarda, hipertansif hastalarda, şeker hastalarında ya da kronik başka hastalarda ya da genetik olarak bir geçişi var aile içinde. Daha performansı düşüren özelliklere sahip. Sağ taraftaki kişide çok sayıda var. Sol taraftaki kişide ise çok daha az var bu hiperintensite. Bu şunu gösteriyor. Eğer siz bu kısmı dikkate almazsanız, diyelim ki bu kişi 60 yaşında, performansı düşük, sanki 70 yaşındaymış gibi, bu durumda kişi size yapay zeka bunu dikkate almadığında, ki çünkü fonksiyonel çalışıyor, bu yapısal bir data, o zaman sizi yanıltabiliyor eğer supervised bir learning'i yapmıyor iseniz. İşte bunlar basitçe biz yapay zekayı kullanalım, işte bizim yerimize o karar versin gibi yaklaşımların, yani tembel bilim adamlarının yaklaşımlarının ne kadar sakıncalı olduğunu gösteriyor. Tabii ki de yapay zekada seçtiğiniz yöntem, kurduğu, ilerlediği algoritmalar, kurduğu modellere hakim iseniz ve elde ettiğiniz dataya hakim iseniz o zaman işler çok daha kolay oluyor. Şimdi size bir tane data göstereceğim. O yüzden çok özür dileyerek ya da vakit kaybetmeyeyim. Yine de sözlü olarak söyleyeyim. Şimdi genelerde bir veri yayınlandı dünyada. Sağlık Bakanlığı verilerine bakılarak Alzheimer'ın yaygınlığını ve Türkiye bütün yaş için, yani bütün genel popülasyon için %1 oranda ki şeyle prevalansıyla en yüksek Alzheimer hastasının olduğu ülke. Bu inanılmaz bir şey. Peki nasıl oluyor diye meslektaşlarım bana sorduğunda, ben de şöyle dedim, yani bir defa data nereden geliyor? Sağlık Bakanlığı'ndan. Neye bağlı olarak geliyor? Kimden Alzheimer hastası tanısı almış? Şimdi mesele şu. Bize çok sayıda hasta geliyor. 50 yaş üstü, 60 yaş üstü ve unutkanlık şikayetleri. Bunların önemli bir kısmı anksiyete ve depresyon hastası. Ama yoğun klinisyenler, yani günde 80-90-100 hasta gören klinisyenler ne yapıyor? Atlamamak için, çünkü Alzheimer dramatik bir hastalık olduğu için, bu kişilere Alzheimer tanısı koyuyor ve çok da iyi bir tanı sisteminde uygulayamadan kişilerin Alzheimer tanısı bakanlığa ya da SGK'ya iletiliyor. Dolayısıyla bunlar false positive data ve böylece false positive data olarak da bütün dünyaya maalesef yansımış durumda. Dünyada en fazla Alzheimer hastalığının bulunduğu ülke gibi gözüküyoruz şu anda. Eğer siz data science'çıysanız, yani bu konu, yani o datanın nasıl geldiğinden emin değilsiniz ki pek çok data science'çı da böyle çalışıyor. Dünyadan bir data almış vaziyette ve bunu işlemeye başlıyor. İşte işlemeye başladığı andan itibaren de eğer hatalı data geliyorsa hatalı işleme oluşuyor. Şimdi bütün dünyada en azından MR ile tanı koyma, psikiyatride tanı koyma konusunda yoğun bir çaba söz konusu. Tabii bu bir tek bizde değil. Yani mesela işin şeyde, kardiyolojide EKG ile bunu koyma. Mesela kadını erkeği bile ayırt edebiliyoruz diyor şey. EKG'ye göre. İşte başka hastalıklarda yine böyle tanı koyma var. Psikiyatride yoğun olarak kullanılıyor ve yaklaşık İşte %80'ler civarında bir süreç söz konusu. %50 zaten yazı tura, yani %50 tanıyorum diyorsa zaten o yani yazı tura atmayla aynı şey. Ama buradaki temel problemlerden bir tanesi şu. Eğer tek merkezden başlarsanız ve bu tek merkez kendi verisini hem eğitim verisi hem de test verisi olarak yaparsa son derece başarılı. Burada bir problem yok. Ama aynı merkez özellikle data toplanmasından sonraki dönemde bir kez daha data topladığında aynı yöntemin bu kez beklendiği kadar işe yaramadığını görüyoruz. Bu arada eğer siz bunu kalkıp özellikle de başka laboratuvarlarla
ki bizim de dahil olduğumuz böyle laboratuvarlar var, Enigma gibi, bir arada yapmaya başlayınca daha da düşüyor. Ve en sonunda daha geniş popülasyonlar yapmaya başladığınızda elde ettiğiniz model, burada model olarak söylemek istiyorum, yani biz şu yöntemlerle elde ediyoruz bu verimizi dediğimiz şey hızlıca daha fazla düşüyor. Ve bu yüzden de en azından bugün için hiçbir yapay zeka kullanılarak biz bu tanıyı koyabiliyoruz diyebileceğimiz en azından sinir bilimde bir hastalık maalesef yok. Dördüncü aşamaya gelmiş bir model maalesef yok. En iyi olan iki tane, bir tanesi şizofrenide, bir tanesi de Alzheimer'da modeller var. Onlar da genel popülasyona uymuyor. Şimdi başka problem daha var. Her ne kadar bizim ülkemizde doktorun işte 60'lı 100 arasında bir hasta görmesi gerekiyor ama pek çok Alzheimer hastası ya da psikoz, depresyon hastası için de MR ihtiyacınız yok. Yani klinisyen bu tanıyı koyabilme açısından sadece belki diğer tanıları dışlama, ayırıcı tanı için ihtiyacı olabilir ama onun dışında zaten tanıyı koyuyor. Zaten yapay zekanın öğrendiği Alzheimer'da sizin koyduğunuz tanıdan öğreniyor. Yani o kendi kendine bir Alzheimer hastalığı keşfedip de Alzheimer tanısı koymuyor. Dolayısıyla da tanı bu işin %75'ini oluşturmakla beraber çalışmalarda asıl amacımız değil. Asıl amacımız bir tedaviye cevabı belirlemek. Dolayısıyla hangi hastalıkta hangi ilacı belirleyeceğimiz, hangisini kullanabileceğimizle ilgili süreçler. Bu en son işte personalized treatment denilen kişiye özel tedavileri belirleyen bazı tedavi süreçleri var. Bir de prognoz önemli. Yani mesela biz pek çok Alzheimer hastası için 5 ila 9 sene yaşıyor diyoruz. Halbuki diğer yandan kimin 5 ya da kimin 9 sene yaşayacağını bilmek önemli. Şimdi bu bugün açısından üniversitemizde, yani en azından benim dahil olduğum araştırmalarda geldiğimiz nokta, yani çok büyük umutlarla yani olabileceğini düşünerek başladığımız bir şeyde hep beraber yapay zeka ile beraber zorlandığımızı görüyoruz. Tabii bu bir tek bizle alakalı değil bunu, yani bütün dünya ile beraber, yani biz de öğreniyoruz, onlar da öğreniyor, onlar bizim datamızdan öğreniyor, biz onlardan çok daha fazla öğreniyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Ama zannediyorum bazı sorular var. O sorulara cevap vereyim, verelim isterseniz. Bilemiyorum, moderatör arkadaşlarımız ne diyor? Hocam isterseniz sunumunuzu tamamladıktan sonra en ama son... bundan sonrası biraz farklı bir tarafa kayıyor da ondan. Tamam, o zaman sözlü sorularımızı alalım, sonradan da yazılı sorularımıza tamam. Geçeriz. Peki, sözlü sorularımızdan kim varsa alalım bakalım. Öncelikle Melike Tekel adlı katılımcımız el kaldırmıştı. Tamam, dinleyelim. Melike kaçtın mı? İndirdi hocam. Peki. Cherry Kalensi adındaki katılımcımız el kaldırıyor. Tamam. Öncelikle merhabalar hocam. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Benim ismim Hayri. Ben şey olarak sormak istemiştim. Yani bir insanın çok fazla dil bilmesi veya hani çok diller arasında hani kalması, hani çok bildiği için veya da hani çok okumaktan fazla, bu yani Alzheimer olma ve veya unutkanlık hastalığına yakalanma hani sebeplerinden biri yani olabilir mi? Şey, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Tam konumuzla ilgili değil, hayır. Hayır, olmaz. Yani ne kadar çok dil biliyorsan o kadar iyi. Peki bir soru soralım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Memduh Salih Çiftçibaşı'na söz verelim. Mikrofonunuzu açabilirsiniz.
Merhaba hocam. Öncelikle kendimi tanıtayım. Memduh Salih, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Hocam sorum şu olacaktı. Tıpta yapay zeka ne kadar hakim olabilir? Yani doktorların yerini nasıl alabilir? Dur. Tamam. Ben devam edeyim. Bunu sonra Memduh sana cevap vereyim. Oldu mu? Peki hocam, teşekkür Çünkü ederim. vakit kaybetmeyelim. Şimdi yapay zeka ne yapıyor? Bir önce ona bakalım. Şimdi yapay zekanın temel yaptığı şey verdiğimiz herhangi bir datayı birazdan tam tanımını da yapacağım. Feature'larına ayırıyor. Yani özelliklerine ayırıyor. Bunlar düşük düzeyde feature'lar olabiliyor. Biraz daha komplike düzeyde feature'lar olabiliyor. Ya da high level feature'lar olabiliyor. Yani sıfır bir datada, kaba bir datayı bu feature'larına göre ayırarak bu feature'ları tespit edip bunların her birinin anlamını derken o feature için geçerliliğini tespit edip en sonunda mümkün olduğunca high level feature'larla bunu çözmeye çalışıyor. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey bir defa bence en önemlisi bu tanısı. Birincisi yapay zekanın dediğimiz şey çevrede olup bitenleri percept edebilmesi, algılayabilmesi. Yani genellikle bizim bugün için ya daha doğrusu bundan bir 20-30 sene önceki klasik kompütür sistemlerinde kullandığımız şey datayı biz veriyorduk. Yani biz bir input veriyorduk. O da bu output'u input'taki parametrelerle bize bir output veriyordu neyi programladıysak. Ama yapay zekada istediğimiz şey biz bir input vermeyelim. Input'u kendisi algılasın. Bunu değişik araçlarla yapabilir. İşte kamera olabilir, mikrofon olabilir vesaire. Ya da işte bizdeki işte MR görüntüsünü veririz ama oradaki durumunu algılayan ve işleyen o olur. Dolayısıyla bu algılar doğrultusunda da ona verilen programı görevi yerine getirmesi. Şimdi bunu baktığımız vakit yani bu yapay zeka dediğimiz şey bu. Yoksa yapay zekanın bizim yerimizi alması birazdan ondan da bahsedeceğim falan gibi bir planımız yok. Bizim arzu ettiğimiz şey bizim farkında olamayacağımız ya da illa da bir patern arayarak koyabilip bir yere ulaşamayacağımız, fark edemeyeceğimiz paternler veya çok küçük genel lineer modeller içinde error yerinde kalmış olan parametreyi bizim adımıza alabilsin. Çünkü bizim bunu kompüte edebilecek zihnimiz yeterlice olmuyor. Pek çok şeyin işin içine giriyor tabii yapay zeka olunca. Bu mesela işte matematik zaten bu işin içinde, olasılık içinde, semantik içinde. Hayri'nin birazdan sorusu öğrenme ve bilinç ve karar verme teorileri içinde ama aynı zamanda etik de içinde. Mesela Space Odyssey, Uzay Yolculuğu 2001'di galiba Türkçesi. Space Odyssey'de orada da bir bilgisayar var ve bilgisayar bir müddet sonra görev için diğer insanların hayatını tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Halbuki Asimov ne diyor? Onun üç tane kuralı var bu robotlar ya da bilgisayarlarla ilgili. Bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz. Şimdi burada Asimov'un hatası daha baştan birinci maddede robota bir muhakeme kazandırıyor. Yani bir insana fiziksel zarar, evet dışarıdan belki bir makine anlayabilir ama diyelim ki bir ilişkisi var. Ya da bir yatırım yapıyor ve kişi o yatırımdan para kazanacağını düşünüyor. Bilgisayar düşünmüyor. Şimdi ona müdahale edecek mi, etmeyecek mi zarar görmesi? Yoksa sadece fiziksel olması mı? Ya da iki kişi kavga ediyor. Buna hangisinde taraf olacak? Bütün bunlar muhakeme dediğimiz karar verme süreçlerini getiriyor. Ve karar verebilmek için de kendi selfinizin yani kendiliğinizin ortada olması gerekiyor. O yüzden de baştan belki de en önemli görev ve beynin belki de en son kazandığı özelliği ilk baştan maalesef Asimov robota atfetmiş oluyor. Şimdi yapay zeka dediğimizin aslında makine öğrenmenin içinde tekrar şeye bakacak olursak çevreyi algılaması ve bunun içinde bu amacı içinde de elde edilecek verileri daha doğrusu amacını maksimize edecek şekilde elde edilecek verileri kullanabilmesi.
Supervised Learning'de biz dahil oluyoruz. Unsupervised Learning'de biz dahil olmuyoruz. Az önce bahsettiğim şekilde mesela Principal Component Analysis'de de kendisinin bulunmasını istiyoruz. Bir de Reinforcement Learning var ki biz Socket olarak bunu çok seviyoruz. Çünkü zeka yani her neyse kendi kendine başarı elde ettikçe o alana daha çok yönleniyor. Şimdi buradaki en önemli problem az önce de söyledim şahsiyet kazanması dedim. Çünkü şahsiyet kazanması yani kişinin kendinin farkında olması belki de sürecin en önemli kısmı yapay zeka için eğer insanla karşılaştırılacaksa. Şimdi artık bu saatten sonra şeyden bahsedeceğim. İnsanı taklit edebilir mi yapay zeka kısmını? Çünkü bütün aslında Hollywood filmlerine baktığınızda ya da bugün yapay zekayı kullanma amacında olan kişilere baktığınızda bu yüz ifadelerini de kullanarak daha insansı hale getirilmiş bir başka yapay zeka. Ex Machina, bu da Will Smith'in bir filmindeydi. Hepsi kendisinin farkında olmasıyla ilişkili olan bir süreci yaşadıktan sonra en azından filmde senaryo değişiyor. Peki kişinin kendisinin farkında olması ne demek? Kendisinin diğer yerlerden, diğer insanlardan ya da diğer yapılardan farklı olduğunu algılaması ve karşı tarafın da farklı olduğunu algılaması demek ki bu yaklaşık netleşmesi ki buna theory of mind diyoruz. Kendi zihniyle karşıdakinin zihninin birbirinden farklı olduğunu algılayabilmesi 3 ila 5 yaş arasında gelişiyor. Bu Sally ve Anne testi. Buradaki işte küçük kızımıza Sally diyelim, buna da Anne diyelim. Şimdi Sally geliyor, alıyor bir topu var, sepetin içine koyuyor, sonra dışarı çıkıyor. Anne geliyor, yaramaz Anne biraz, Sally'nin topunu alıyor, kutuya koyuyor ve kendi de dışarı çıkıyor. Sally geldiğinde topun nerede olduğunu zanneder. Eğer biz Sally'yi kendimizden farklı olarak kabul ediyorsak, o zaman Sally'nin dışarı çıktığındaki topun kaldığı yerde olduğunu düşündüğünü bekleriz ve sepet işaret ederiz. Ama kendimizi Sally ile bir gibi düşünürsek ya da Sally'nin bizim gördüklerimizi bir, yani ikimizin zihnini birbirinden ayırt edemiyor isek ki, o zaman zaten otistik hastalarda da bunu görüyoruz. O zaman bizim bildiğimizi Sally'nin de bilmesi gerekiyor ve o zaman kutuda diyecektir. Yaklaşık 3-4 yaşına kadar çocukların bu testlerde sepet dediğini, sonraki dönemde ise artık ayırt edebildiğini, yani kendilerini diğer insanlardan daha iyi ayırt edebildiğini görebiliyoruz. Peki, öncelikle tabii şeye dönmek lazım, bilgisayarın bunu yapıp yapamayacağını ki buna Turing test diyoruz. Alan Turing'in geliştirdiği bir test, daha doğrusu bir şey... paradigma ya da bir düşünce tarzı. Orada da olan şey şu, bir makinenin makine olduğunu soru sorarak anlayabilir miyiz? Yani ben burada oturuyorum diyelim ve iki tane kişi var ve bu kişilere sorular sorarak acaba bu makine mi yoksa sorulara cevap veren ve sürekli öğrenen bir bilgisayar mı? Çünkü sorulara tekrar tekrar cevap verdikçe en azından yapay zeka işlemlerinde daha çok şeyi bilmesi lazım. Ama buna rağmen biz bunu öğrenebilir miyiz? Tabii yapay zeka geliştikçe bu soruların da cevaplarını bir şeylerin bulabilmesi bilgisayarın nispeten daha kolay oluyor. Mesela hayatın anlamı sorusuna genellikle bilgisayarın cevap vermemesini bekliyoruz. Ama siz kalkıp da felsefi bazı soruları ya da benim bunu soracağımı düşünerek yüklediyseniz bilgisayar buna cevap verecektir. Neden gökyüzü mavi kısmı? Mesela bu da bir soru. Slip mi, boxer mi? Bu erkekler için olan bir soru. Zannediyorum bu oldukça ciddi bir erkekler arasında bir problem. Dolayısıyla erkek olduğunu düşünüyorsanız bunu sorabilmek mümkün. Kadınlarda ne sorulduğunu maalesef bilmiyorum.
Veya ne var ne yok sorusu. Bu da bizim rahmetli, unuttum şimdi şeyi, onun sorduğu sorulara benziyor eski filmlerde. Bana çocukluğunu anlatır mısın? Ama gerçekten de belli anıları yükleyerek bunu yapabilmek mümkün. Tabii Turing testteki en önemli amaç şuydu. Ne kadar insan beynine yaklaştığını anlamak içindi. Bugün için tabii Hollywood çok daha farklı bir sürece girmiş vaziyette. Aslında bu insan zihnini anlamak, insanın zihniyle fiziğinin fiziksel olarak aynı süreç içinde olmasının gerekmediği fikri ortaya çıktı Plato tarafından. Platon'un mağarasında bir grup insanın bir duvarın dibinde oturduğu ve buradan belirli bir ışık, o zaman sadece ateşin olması mümkün, belirli görüntüleri görerek hayatın bundan sınırlı kalacağını farz etmesidir. Bazılarında işte kendi hareketlerinin refleksiyonunda şey oluyor. Dolayısıyla zahiri dünya denilen şey de Plato ile beraber başlıyor. Yani bu dünyanın dışında farklı dünyaların şeklinde, diğer dünyalar şeklinde. Tabii bu kültürel olarak da farklı anlamlara doğru gidiyor. Buradaki en önemli mesele şu, Platon'un bu buradaki şeyi, fiziksel senle zihinsel senin aynı olmama ihtimali. Ve bunu tabii Descartes da söylüyor. Descartes tabii çok dindar bir insan. Dolayısıyla insanın Tanrı'nın yansıması olduğunu düşündüğü için de beynin her organı çift olduğundan tek olanı buluyor. Tek Tanrı olduğu için. Onu da pineal bez diyor. Evet, bütün beyin pek çok işlemi yapıyor olabilir ama en sonunda ruhumuz pineal bezde ve son kararı da ruhumuz veriyor diye düşünüyor. Ta ki yani tartışmalar devam ederken elimizdeki en önemli veri Phineas Cage vakası. Birçoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Phineas Cage işte kendi başına iyi bir protestan iken bir kaza, demir yolundaki bir kaza sonunda elinde gördüğünüz şu demir bar orbitofrontal korteksini parçalayarak yukarı doğru geçiyor ve o dakikadan itibaren iyi bir protestan, iyi bir aile babası, iyi bir Hristiyan olan adam değişiyor. İnsanlara kötü davranıyor, aldatıyor. Bunları yaparken de yaptığını da söylüyor. Evet, aldatıyorum gibi. Niye yaptığında ise farklı mazeretler buluyor. Mesela bizim de bazen hırsızlara soruyoruz, niye bir soydun diye. Abi adam diyor 70 yaşındaydı, bu saatten sonra paraya mı ihtiyacı var, ben aldım. Sen ne yaptın? Pavyonda yedim gibi. Yani aradığınızda mazeret bulmak da kolay. Ama önemli olan kişinin doğru ve yanlışa karar verebilmesi. Bu işte her şeyi değiştiriyor. Çünkü böylece beynin en azından önemli bir kısmının bu tip muhakemeye ve kararı vermesini sağladığını görüyoruz. Yani doğru yanlış, iyi kötü, mutluluk, üzgünlük, duygular dahil olmak üzere. Yani insanı insan yapan her özelliğin temel olarak beyinden geldiği ile ilgili ve beynin bölgelerinin bununla ilgili olduğunu kabul eder artık bir döneme giriyoruz ki işte Descartes'in hatası diye 90'lardaydı zannediyorum bu kitapla beraber Damasio'nun şeyi söz konusu. Şimdi bu, o zaman burada daha farklı bir süreçle ortaya çıkıyor. Nörobilimin en önemli sorusu bilinç nedir? Çünkü bilinci tarif edebilme ve nasıl oluştuğunu anlatabilmek son derece zor. Ve genel şeyde üç tane cevap verilemeyen, bilim ile üç cevap verilemeyen sorulardan bir tanesi olarak görülür. Ve bu bilincin ne olduğu ile ilgili ya da nasıl oluştuğu ile ilgili de elimizde son derece enteresan bulgular var. Geçen senelerde bununla ilgili bir toplantılar grubu düzenlemiştik bu öğrenci gruplarıyla. Geçen sene değil, belki sene galiba. Maalesef çoğunuz okumadı ve gelmediği için sonradan bilinçle ilgili kısımları ekart etmek ya da bırakmak zorunda kaldım. Şimdi Nida gelmişti o dönemde. Nida şimdi 1002 çalışması yapmaya başlıyor. Her neyse, şimdi işin ilginç tarafı bilinç dediğimiz şey çevrenin farkında olma artı karar verme.
Yani neredeyse bir yapay zeka, zaten bu yüzden yapay zeka oluyor ama tabii bilinçte kendini fark etme düzeyi de çok önemli. Zaten sadece çevrenin değil, kendini de fark etmen gerekiyor. Peki nasıl oluyor da beyin böyle bir işlemi meydana getiriyor? Şimdi elimizde tabii bazı modeller var. Bunlardan bir tanesi bakteri modelleri. Bakteriler eğer kaynak iyiyse tek tek yaşayabiliyorlar. Mesela burada bir şeyde, maze'de gayet güzel. Hepsi dağılmış vaziyette. Ama ne zaman ki kaynak azalıyor, hemen bir araya gelmeye başlıyorlar. Ve ortak hareket ediyorlar. Mesela işte zar oluşturuyorlar. İşte şeyde de hemolytik streptokok enfeksiyonunda da gördüğümüz şekilde. Böylece antibiyotiğe ya da olumsuz duruma karşı kendilerini nispeten koruyorlar. Ama işin ilginç tarafı bunlar ortak hareket etmeye başlıyor bakteriler. Mesela bu Polycepium sedlum labirentte yolunu bulabiliyor. Mesela belli yerlere şey konmuş, antibiyotik konmuş. Bakteriler hareket ediyorlar yiyeceğe ulaşabilmek için. Ama bunu öğreniyorlar. Yani girdikleri yola bir daha girmiyorlar ya da orada kalıp yok olmuyorlar. Ne yapıyorlar? Oradan ayrılıyorlar, başka yollara gidiyorlar ve sonunda bir yer buluyorlar. Demek ki bir grup hücrenin beraber çalışması gerekiyor temel olarak. Tabii bununla ilgili çok daha uzun konuşabilmem mümkün ama şimdilik vakit darlığından dolayı burada kalacağım en azından bu konu için. Şimdi insanın evrimine de baktığımızda yaklaşık 4,5 milyar yıl içinde tek hücreyle başlıyoruz ve giderek bazı ortadan kalkanlar, mass extinction olanlar haricinde giderek işte memeliler daha komplike hale geliyor ve pek çok beyni olan da canlı ortaya çıkıyor. Şimdi demek ki nöronal hücreler bilinci bir defa tek bir yerde, tek bir bölgede oluşturmuyor ve bir arada çalışmaları gerekiyor. Bu da network neuroscience'ın bugün geldiği önemli noktalardan biri. Bir, bunu biliyoruz. İkinci bildiğimiz ise daha enteresanı, vücut olmadan beynin tek başına arzu edildiği gibi çalışamayacak olması. Şimdi bu sözümü biraz aklınızda tutun. Şimdi beynin gelişimine, evrimine baktığımız zaman işte tek hücreden başlıyor. Hatta bununla ilgili güzel bir kitap Kate Stanovich'in Robots Rebellion, robotların başkaldırışı diye. Robotlar kim diye düşünerek baktığınızda aslında robotlar insanlar. Çünkü aslında Stanovich'in iddiası işte bizlerin asıl kökenleri DNA yapısı, asit ve baz. Onlar kendileri çoğalsın diye veya devam etsinler diye bize ihtiyaç duyuyorlar ve işte bizim ürememizle çoğalıyorlar gibi bir yorumda ve bir müddet sonra bu DNA'ları kontrol etmemizi de robot başkaldırısı olarak görüyor. Yani burada DNA'ya göre de başkaldıranın biz olduğunu iddia ediyor ki bu farklı bir bakış açısı açısından güzel. İnsanların da beyinlerinin oluşumu ya da beyin süreci tek başına oluşmuyor. Yani Australopithecus'tan başlıyoruz, Homo erectus'a kadar geliyoruz. Neandertaller var, Denisovalar var, onlar ortadan kalkıyorlar. Daha doğrusu nasıl kalktıkları biraz şüpheli çünkü büyük ihtimalle Homo erectus ya da Sapiens, öyle diyelim. Sapiens bu grubu yok ediyor. Muhtemelen pek de iyi bir şekilde yok etmiyor. Çünkü hala aynı genleri taşıdığımız belli bir cinsel yolla ilişkilerimizin de olduğunu gösteren şeyler. En sonunda da bugünkü sapiens haline geliyor. Şimdi pek çok farklı homo ve sapiens türleri var. Bunların da bir kısmı extinct oluyor. Ama önemli bir süreç söz konusu bütün bu evrim sürecinde. O da şu, beynin pek çok bölgesi vücuttan gelen geri bildirimlerle hareket ediyor. Yani mesela diyelim ki bir yılanı gördünüz, amigdala az önce bahsettiğim merkez hızlıca harekete geçiyor. Harekete geçince vücudun diğer organlarına da bir şey gidiyor. Mesela işte kalp atmaya başlıyor, tansiyon yükseliyor vesaire. Ve buradan bir feedback de geliyor amigdalaya. Eğer zaten bu feedback olmasa böyle bir koordineli hareket ya da refleksif hareketi yapabilmemiz mümkün değil. Bunu en iyi nerede görüyoruz? İnsula hasarlarında görüyoruz. Zannedildiğinin aksine
biz hep işte bağımlılığı beyinle ilişkili gibi düşünürken aslında aynı zamanda bağımlılık sürecinde yoksunluğun getirdiği durum vücuda da yansıyor. Huzursuzluk, keyifsizlik, o sigara için yaşanan tatsız duygu. Eğer bu duyguyu bir şekilde algılamayacak şekilde, bu duyguyu bir şekilde algılayamayacak şekilde ve ki bu somatik olarak vücuttan gelen kısımla algılamayacak şekilde engellenirse ki bu insülin hasarı oluyor. İnsanlar mesela sigarayı bırakıyor. Evet, bir rahatsızlık hissi var ama bu rahatsızlık hissi geri dönüp vücuttan gelmiyorsa eğer, buna loop diyoruz, çok da fazla beyin için anlamlılık ifade etmeyebiliyor. Sadece bu da değil, çünkü aslında baktığımızda özellikle evrim sırasında bugün gelişen şeylerin çoğu vücutsal ifadeler. Ve bu vücutsal ifadeler aynı zamanda dilimizi de oluşturuyor. Yani siz vücudunuzdan bir şey hissettiğiniz ve bunu tanımladığınızda aynı zamanda soyut bir anlamda kazandırabiliyorsunuz ve farklı şeyler için de kullanabiliyorsunuz. Mesela bu durum midemi bulandırdı. Yani mesela adam size geldi bir şey satmaya çalışıyor ama verdiği rakamlar çok doğru değil. Diyorsun ki bu iş benim midemi bulandırdı. Bu işte bir bit yeneği var şeklinde. Ya da bu işler beni zorluyor. Açıkta kaldım. Yani o açıkta kalmıyorsunuz, sadece arkadaşlarınız sizi bir yerde bıraktıysa, ya beni açıkta bıraktılar gittiler ya da tam desteğe ihtiyacım olduğunda beni yalnız bıraktılar lafı yerine. Sıkıştım mesela asansörde ya da bir başka yerde, işte o sıkışıklık hissini söylüyorsunuz ama aynı zamanda işlerinizin çok yoğunlaştığında size bir ifade olarak da semantik anlamda da bu ifadeleri kullanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında beyin aynı zamanda vücutsal değerli ortaya çıkıyor. Ve tabii bu arada pek çok düşünce var. Yani illa da beynin vücuda ihtiyacı var mı? Mesela Hilary Putnam'ın yine Descartes'in Meditations on First Philosophy'deki şüpheciliğinden yola çıkarak söylediği şey, kavanozdaki beyin. Yani biz beyni sizden çıkaralım ve bunu bir alete bağlayalım. Yine aynı şekilde yaşaması mümkün mü? İşte, gibi. Belki de bu yüzden Straskowski kardeşlerdi galiba Matrix yapan, o zaman erkeklerdi, şimdi ikisi de kadın olmuş galiba. Onların mantığı çok doğru, çünkü o zaman da hatırlarsanız Matrix'i beyni tek başına çıkarmıyor. Abi asıl enerjiyi oradan üretiyor bilgisayar sistemleri, ama ne yapıyor, vücutla beraber tutuyor. İşte gerçekten de eğer beyni vücuttan ayırdığınız vakit pek çok geri bildirimi az önce bahsettiğim şekilde alabilmesi veya geliştirebilmesi mümkün olmayacak. Ya bunun için çok iyi bir beden ona yaratacaksınız ki geri feedbackler alsın, bugünkü beyin için konuşuyorum, ya da çalışma sistemi tamamıyla farklı olacak. Yine Evrim isminde bir film vardı. Kendisine bilgisayara yükleyen bir bilim adamı, daha doğrusu karısının onu bilim adamı. Mesela oradaki problemlerden biri de bedenin olmaması. Beden olmayınca bilgisayar sistemi gibi çalışmıyor. Dolayısıyla beyni bir bilgisayar sistemi ya da bir algoritma gibi düşünmek oldukça hatalı bir yaklaşım. Şimdi tabii asıl problem nereden bir tanesi şu, nöronlar dedik ki zaten bir araya gelince bakteriler gibi daha iyi yaşayabiliyorlar. İnsanlar da bir araya gelince daha iyi yaşayabiliyorlar. Çünkü tek başlarına yaşamaktansa bir grup insanın bir arada problemlerle karşılaştığında çözebilmesi önemli. Ama bu kez de başka bir şey gelişiyor. O da şu, kişilerin birbirlerine nasıl davranacağıyla ilgili. İşte bu da bizim genel ahlak dediğimiz kurallar. Etik biliyorsunuz iş dünya, yani iş profesyonel hayatla ilgili kurallar. Ahlak ise toplumsal kurallar. Ve bu bir şekilde
özellikle karşı tarafın durumunu anlayan ve karşıyla bir işbirliği halinde olmamızı sağlayabilecek olan bir durum. İşte zaten hani nöronların sadece bir arada çalışması değil, bir üst seviyede nöron gruplarının da kabaca düşünürsek vücudu da kullanarak birbirleriyle işbirliği şeklinde çalışması söz konusu. Mesela bunlardan bir tanesi, işte en meşhuru ahlaki ikilemler. Mesela ahlaki ikilemlerde işte bu trolley problem dediğimiz, işte burada bir tren geliyor. 5 tane çocuk bir yerde oynuyor. Diğer tarafta da bir tane adam var. Eğer trenin yönünü değiştirirseniz deniyor ki 5 çocuk kurtaracaksınız ve bir kişi ölecek. Eğer hiçbir şey yapmazsanız tren giderek bu 5 çocuğu öldürecek. Ve insanların önemli bir kısmı, trenin yönünü değiştiririm diyor. Bir aynı soru, yani 5'te 1'lik bir hayatta bu kez soruluyor. Bunu kendime benzedi diye koymuşum bu grafiği. Bu kez yine tren geliyor. 5 çocuk ileride oynuyor ve derken şurada bir tane adam var, iri yarı. Bu adam senle o adamda ya da işte benle o adamda köprüde duruyoruz. Evet, ben kendimi aşağı atarsam tren beni çiğneyip geçecek ve durmayacak. Ama bu adam oldukça iri. Bunu aşağı atar mısın? Eğer hiçbir şey yapmazsam adam hayatta kalacak ama 5 çocuk ölecek. Ama adam atacak olursam da adamın öleceği kesin ama bir taraftan da tren duracak. İnsanlara bu soru sorulduğunda... İnsanlara bu sorulduğunda birinci ikilem için %91 trenin yönünü değiştirir, çocukları kurtarırken 5 kişinin ölümüne bir kişinin ölümüne razı olurum. Halbuki ikinci de adamı tutup aşağı atar mısın dediğimizde ise atmıyor. Yani %83 ben aşağı atamam. Yani zaten şey hakkını tanımıyoruz. Çünkü bir sürü insan acaba olur mu? Ben kendim atsam olur mu diye soruyor 5 kişiyi kurtarmak için. Öyle bir hak tanımıyoruz. Peki ne oluyor da fark ortaya çıkıyor? Şimdi bazı davranışlar, yani birini aşağı itmek gibi ve doğrudan onun yani sizinle temasıyla sonuna karar vermek gibi olan bazı şeyler çok daha anlamlı ve emosyonel olarak bize daha anlam yüklüyor. Yani zaten yakınızda olan kişilerle bağlantınız daha fazla olur. Uzakta olan insanlarla bağlantınız nispeten daha uzakta olur. Gözden uzak, gönülden ırak şeklinde. Halbuki daha uzaktaki insanlara ise daha farklı karar verebiliyorsunuz. Şimdi burada da işin doğrusu böyle çalışıyor beyin. Beyin eğer yakınındaki bir kişiyle ilgili karar verecekse kendisiyle ilgili, yani self konseptinin de dahil olduğu beyin bölgeleri, ki buna default mode network diyoruz, aktif oluyor. Yani daha anlamlı bir sürecin aktif olduğunu görüyoruz. Şeyde ise cursor'ı çalıştırmaya çalışıyorum da. Ve bu sistemde kendinizi de o diğer kişiyle neredeyse aynı görüyorsunuz. Bu tıpkı grup oluşturmak gibi olan bir şey. Yani kendi grubunuzdan olan, kendi ırkınızdan olan insanlar gibi. Yani beyniniz otomatik bu gruba daha yakın oluyor. Ve dolayısıyla da onunla ilgili olumsuz veya olumlu kararlardaki kararınız daha farklı bir grup için daha farklı, daha değişik oluyor. Burada daha duygusal kararlar verirken eğer o kişi sizin gruptan değilse daha net kar zarar hesabını yapabiliyorsunuz. Yani 5 kişiyi kurtarmak için bir kişiyi öldürmeye razıyım. Ne zaman? Eğer o bir kişi benden değil ya da benden uzaktaysa. Ama o bir kişi benim yanımda işte hemen bir aradaysak ve grup oluşturabilme hissi oluşabiliyor ise o zaman emosyonlar bunu yapmamıza engel oluyor. Bu pek çok davranışı da açıklıyor. Yani kendi arkadaşlarınızı diğerlerine haksız olduğu halde daha çok korumanızla ilgili. Bu bir tanesi
working memory, daha doğrusu temporoparietal network'ü kullanıyor bu kararı verirken, kar zarar hesabını. Ama şeyde, diğerinde ise default mode network, yani self ile ilgili kararları kullanıyor. Bunu pek çok şeyde görüyoruz. Yani mesela bakıyorsunuz, iş adamı diyor ki ya ben diyor asgari ücreti veriyorum zaten diyor. İnsanları yeter diyor mesela, işte 2500 lira, 2800 lira. Ama kendisi kendisine alabileceği bir gömleğe 3000 lira vermeyi, çünkü kendiyle ilgili ya da eşine alacağı ya da çocuğuna ya da bir arkadaşına hediye alacağında bu parayı vermekten çekinmiyor. Çünkü onu kendi gibi görürken diğer kişiyi kendi gibi görmüyor. Bununla ilgili pek çok örnek görmek mümkün. Dolayısıyla yargılarken de kimin sizinle ilişkili olup olmadığı belirleyici oluyor. Şimdi yapay zekada bunu yapmaya kalkacak olursanız, benden olanlar ve olmayanlar gibi yapay zekanın bir dahiliyetinin olabilmesi mümkün değil. Bu da insanın gruplara bölünebilmesi ve bu gruplarla daha fazla survive edebilmesini getiriyor. Şimdi belki bu 2000 sene önce, 3000 sene önce doğruydu, ama bugün için çok daha büyük gruplar söz konusu. Dolayısıyla bu evrimsel süreç içinde hala hazırda küçük gruplara dahil olma ya da bir gruba dahil olma eğilimimiz devam etmekle beraber bugünkü global anlayışımızın bir miktar tabii dışında kalıyoruz. Yani ırkçılığın, belirli grupların birbirine karşı olan husumeti vesaire, evet bir taraftan survive için gerekli, ama bugün için özellikle kaynakların çok daha fazla olduğu ve ulaşılabilirliğinde değişiklik oluyor. O yüzden de bu mantık ve duygular meselesi eski Yunan'dan beri tartışılan bir şey ve denge kurabilmek için de hukuk süreçleri devreye giriyor. Yani insanlar bu süreçleri, bu zayıflıkların en azından farkında olduğu için daha adaletli kararlar verilebilmesini istiyor ki işte bu da işin doğrusu daha doğru kararların ulaşmasını sağlıyor. Ama ne yapıyor? Grup oluşumunu bozuyor ve grup oluşumu bozulduğunda da kişinin tek kalması söz konusu. Sadece bu da değil. Mesela insanlar eğer ellerindeki kaynakların %5 ve daha azını diğer insanlara verirse keyif alıyor. Ve ventral tegmental alanda dopaminin salgılanmasıyla beraber bu, yani birine bir para verdiğinizde keyif alıyorsunuz. Yani sadakanın da amacı bu zaten. O yüzden de insanlar küçük paralarını vermekte çekinmiyorlar. Ama ne zaman ki bu para %5'in üzerine çıkmaya başlıyor, o zaman acı bölgeleri, özellikle insula gibi ve beynin diğer subgenüel anterior korteks gibi alanları devreye giriyor ve bu paranı vermek canınızı yakabiliyor. Demek ki yine bir taraftan yardımlaşma beynimizde bir hardware olarak dururken, bu grup aktivitesini korumak için, ancak belirli miktarlarda yardımlaşmayı tercih ediyoruz. Yani az veren candan, çok veren maldan şeklindeki atasözünün en azından neuroscientific açıklaması bu. Yine kararsızlıklara ve belirsizliklere karşı aşırı bir hassasiyetimiz var. Biraz hızlı geçeceğim. Mesela Ellsberg paradoksunda böyle. 30 tane kırmızı top var. Kırmızı topları mı seçersin yoksa sarıları mı seçersin? Aradaki fark şu: sarının miktarını bilmeyince 30 tane kırmızı topu seçebilmek 90 topta her zaman avantajlıymış gibi gözüküyor. Tabii bunun başka şeyleri de var. Bu kripto parada olduğu gibi çok para kazanma ile ilgili olunca muhakeme bozuluyor ve o zaman risk alma davranışı çok daha fazla artıyor. Bütün bunları tek tek anlatmayacağım. Mesela ultimatum oyununda da yine kişilerin eğer kendilerine bir haksızlık yapıldığını fark ederler, bunu karşı tarafa ceza olarak kendi kayıplarını da kabul ederek, yani kendilerinin de belli miktarda kaybını göz önüne alarak cezalandırması var. Bütün işte bunlar o grubu bir arada tutuyor. Yani diyelim ki ben arkadaşlarıma bir konuda kazık atarsam, onlar kendilerini zarar görme adına bana daha büyük bir kazık atacaklar ya da zarar vereceklerini bildiğim için onlara kazık atmıyorum. Mesela bu buradaki en iyi şeylerden bir tanesi de bu, örneklerden bir tanesi bu. Eğer siz ultimatum oyunu benzeri, ultimatum oyunu değil bu, bir para paylaşımı oyunu,
tam ismini hatırlayamadım şu anda biraz acele edince. Ortada 10 lira var ve bu parayı paylaştırıyorsunuz karşıdaki kişiyle kendi aranızda. Mesela diyorsunuz ki 5-5 paylaşalım diyorsunuz. Karşı taraf da kabul ediyor, siz de kabul ediyorsunuz. Oyunun özelliği şu, eğer karşı taraf kabul etmez ise o zaman siz de parayı alamıyorsunuz, o da parayı alamıyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Genellikle insanlar 7'ye 3'e kadar kabul ediyor. Yani 7'yi karşı taraf alıyor, 3 bana teklif ediliyorsa bunu da kabul ediyor insanlar. Ama ne zaman ki 8'i karşı taraf alıyor, 2 bana teklif ediyor, o zaman insanlar reddediyorlar. Ve reddeder, daha doğrusu zihnimiz böyle çalışıyor. Neden reddediyoruz? Çünkü 8'e 2 sürekli tekrar edecek olursak biz zararda oluruz. Halbuki bilgisayarda yani normal olarak baktığımızda yani 10 liranın 8 lirasını karşı taraf 2 lirasını ben alacak olsam o da tamam, taş atıp eli yorulmuyor, ben de taş atıp yorulmuyorum. Fena bir şey olmaması lazım ama insanların önemli bir kısmı bunu reddediyor. Peki insanlara bu kez karşı taraf insan değil de bilgisayar olarak bunu yaptığında ne oluyor? O zaman kabul ediyorlar. 9'a 1'i bile kabul ediyorlar. Çünkü biliyorlar ki karşı tarafı cezalandırdıkları vakit insanlardaki gibi bir cezanın bir sonraki tavrı değiştirebileceğiyle ilgili bir fikirleri olmadığı için ne kârı elde edersem kârdır gözüyle bakıyorlar. Ve gerçekten de burada baktığımızda özellikle kötü tekliflerde tiksinti insül alanlarının aktif olduğunu, red cevaplarında ise orta beyin bölgelerinin aktif olduğunu görüyoruz. Dünyada aşağı yukarı tüm şeylerde, ülkelerde ve tüm kültürlerde, küçük kültürlerde dahil olmak üzere bu var. Yani bir haksızlık durumunda karşı tarafı cezalandırırken kendi kazancınızdan da vazgeçebilme. Bir tek grup var, sukunma grubu. Bunlar her şeyi kabul ediyorlar. Karşı taraf yani önemli değil. Yani şey gibi, peygamber gibi adamlar. Yani tamam da bana bir de versen olur, hiç vermesen de olur gibi bir tavırları var. Ama o bir tek kültür. Niye böyle olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Bu az önce bahsettiğim şey, insanlar kendilerine yapılan bir haksızlık karşısında adım attıklarında ve karşıya zarar verdiklerinde keyif alıyorlar. Yine karşı tarafın zarar görmesi durumunda, özellikle de tanıdıkları ve gördükleri insanlar ise onlarındaki gibi duyusal alanların aktif olduğunu görüyoruz. Biraz hızlanıyorum. Yine sosyal olarak reddedilme, hiçbirimizin arzu ettiği bir şey değil ve ciddi acı veren bir durum dışlanmaya karşı veya sosyal kuralların bozulmasına karşı. O yüzden de hiçbirimiz sosyal dışlanmayı arzu etmediğimiz için sosyal normlara uymaya çalışıyoruz. Bu da bizi grup halinde yaşamamızı sağlıyor. Dolayısıyla sonuç olarak şunu demek mümkün, beyin ve beden evrimleşirken hayatta kalmak için beraber evrimleşmiş vaziyetteler. Yani beyni ayrı olarak oluşturabilmemiz mümkün değil. Ve bu bir de sosyal sürecin de devamlılığını sağlayacak özellikle evrimleşmiş vaziyetteler. Diğer taraftan robotların aynı şekilde evrimleşmesini ya da gelişmesini istiyorsak az önce söylediğim gibi aslında insanı yaratmak istiyoruz ama biz bunu gerçekten istiyor muyuz yoksa birazdan bahsedeceğim singularity'yi mi yaratmak istiyoruz? Yani mesela cep telefonu adeta bizim bir uzantımız gibi. Dolayısıyla pek çok işlemimizi o yapıyor. Ya da vücudumuzun giderek bazı parçalarını değiştirerek giderek daha robotik bir ama bununla beraber zihnimize de uyum sağlamış bir sürecin yaşanması bu yapay zeka filminden. Yani daha farklı bir beden ve beyine doğru gitme mi söz konusu? Çünkü öteki türlü Chinese Room dediğimiz meşhur bir şey var. Vaktim olmadığı için ondan bahsetmeyeceğim. Oradan çıkarak yani makineyle birleşme söz konusu. Yani ayrı makineler yapalım bizim yerimize hareket etsinler değil. O makineleri kullanarak bizler daha iyisini ve daha müreffeh bir hayatı yaşayalım gibi. Şimdi buradaki en önemli problem ise evrimin şeyine ters olması bu süreç. Bu game theory
formülleri. Neden? Çünkü eğer biz singulariteye doğru gidecek olursak aramızdaki, yani yaşam formlarımızın arasındaki farklılıklar, çeşitlilikler azalmaya başlıyor. Halbuki biliyoruz ki çeşitlilikler bizi hayatta tutuyor. Çünkü tıpkı COVID'de olduğu gibi bir kısım insanlar çok ağır hastalanıyor, bir kısım ise çok hafif atlatıyor. Demek ki çeşitlilik insan türünün devamını sağlıyor ve çeşitliliği azaltarak tam tersine singulariteye doğru gittikçe bir zarar vermemiz söz konusu. Nasıl azaltıyor? Diyelim ki bir köy var ve o köy diğer bir köyle savaşacak. Ama savaşa gitmeden evvel köyün en yakışıklısıyla en güzeli birbirlerini seviyorlar. Dolayısıyla bütün köy bekliyor ki en yakışıklıyla en güzel evlensinler, değil mi? Genellikle filmlerde de böyle oluyor. Bir de köyün zengini ama kamburu var. O da savaşa gidemiyor. Savaş ortaya çıkınca ne olacak? Savaş ortaya çıkınca işte yakışıklı, güçlü olanlar askere gidecek, savaşacak ve muhtemelen sakat gelecek. O zaman köyün en güzeli ne yapacak? Bakacak çocuklarını, bu sakattan çok fayda yok, evi de geçindiremez, ne yapacak? İşte bu kamburla evlenecek ve böylece daha farklı bir çeşitlilik ortaya çıkacak. İşte bizim belki de hayatta ki en büyük avantajımız, biraz da abartılı olarak verdiğim bir örnekteki gibi, farklı durumlarda farklı özelliklerin öneme çıkması. Yani savaş olmadığında bu özellikler çok iyi, ama savaş olduğunda bir bakıyorsunuz ya da şartlar değiştiğinde bir bakıyorsunuz ki işler değişiyor. Ve o ana kadar dezavantajlı bir grup bir anda avantajlı hale geliyor. Dolayısıyla yapay zeka ile ilgili ya da bu insanın beynini taklit etmeyle ilgili bir sürece bakarken çok daha geniş bir perspektiften bakılmasını ben önereceğim sizlere.